Mutfaklarınıza güvenin ve kalitenin simgesi Bagdat sunar. Nihayet bir araya geldik. Hoş geldin. Ben yuhlayarak geleceğim. Rating olsun diye. Merhaba, nasılsınız? İyi sabahlar. Sevgili izleyiciler, bugün programı sevgili kardeşim Bora Gencer'le açtık. Bora benim eski bir dostum, genç bir kardeşim ama bizim dostlar nedense daha geç bir zamanda böyle programa konuk oluyorlar ama tam zamanı. Evet, bu arada biz kardeş olduğumuzu öğrendik meğer aldım. Öyle oluyor ya şimdi reklam filmlerinde. Yok canım zaten aramızda en fazla bir 6 ay falan vardır. Yani çok teşekkür ediyorum. O zaman sana bugün 15 parça falan söyledim. Evet, Sema Hanım hemen ikinci CD'mizi de getirelim. Evet, Sema Hanım'dan CD'yi hatta ben şimdi alabilirim. Teşekkür ederim. O 12'lik de bir tane daha yedek yanımızda bulunduruyoruz. Evet. 15'e falan çıkarsak. Yeni bir albüm aşık oldum. Bu arada albümü de gösterelim programı daha açarken. Daha sonra da göstereceğiz. Evet. Ne zaman çıktı bu albüm?
Bu albüm 2008'in sonlarına yani yılbaşına doğru çıktı. 2007'nin. Hiç özür diliyorum 2007'nin. 2008'de bitirdim yani bu arada. Yani benden daha yakışıklı bir sunucu beyefendi olunca böyle hemen dilimi sürçüyor. Ted Tanıtımların yakışıklı sanatçı Bora Gencel diye döndü. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Allah razı olsun. O güzel çok, yeşil çok, gözlerinle. Çok teşekkür ediyorum. Çok sizin kadar olmasak da idare ediyoruz efendim. 2007'nin doğrudur. 2007'nin sonlarına doğru çıktı. İşte yaklaşık 2 ay oldu. Albümden konuşacağız biraz sonra. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni böyle yerine alayım. Hemen. Sevgili izleyiciler, bir Avrupa'da 7 günden daha. Efendim, bugün bir önemli konuğumuz daha var. Almanya'da ilk kez bir eyalet Türkiye'de temsilcilik açtı. Bu dünyada da bir ilk kez oluyor. Herhangi bir ülkenin eyaletinin temsilciliği söz konusu değildi. Ve o temsilciliğin Türkiye'deki müdürü Doktor Adem Akkaya da konuğumuz. Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, sizin de tabii uzun yıllar Almanya var, Türkiye doğru, var. Hepsi doğru. Bir arada. Bu temsilcilikle ilgili bir basın toplantısı da yapılmıştı. Ekonomi Bakanı da gelmişti Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinin. Evet. Bunu da daha sonra VTR olarak izleyeceğiz. Memnuniyetle. Ama bu temsilciliğin açılışı çok ilginç. Hep beraber yorumlayacağız. Siz amaçlarınızı anlatacaksınız. Evet, evet. Biz size keskin sorular soracağız. Ama korkmayın. Yani. Peki. Bu arada Adem Bey'e benim de acayip güzel sorularım var ama sonra. Çok hayırlı bir iş için bir sorularım olacak Adem Bey. Program sonrası. Program sonrası. Yakalım Adem Bey. Bu arada her programda olduğu gibi Opera Pastanesi'nin güzel ürünlerinden de bir yandan da ve brunch gibi yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Efendim bu arada bize stüdyoda program boyunca ulaşmak isterseniz, temsilcilikte Almanya'nın temsilciliğiyle ilgili önemli açıklamalar var. Özellikle iş dünyasını çok yakından ilgilendiriyor. Ve bu arada Bora Gencer'e de soru sormak isteyenler 0090-212-601-1973 0090-212-601-1975 nolu telefonlardan bizi arayabilirsiniz ve canlı yayına telefonla katılabilirsiniz. Sevgili pazarları soru cevaplamıyorum ama neyse sizin için. Pazar günü diyorsun afyonlarca patlıyor. Sevgili izleyiciler, Avrupa'da 7 günün gündemi yine dop dolu. Avrupa'nın birçok kentinden haberlerimiz var. Ama bu arada geçen haftalardan eğer izlemeyen varsa ki mutlaka biliyordur Avrupa'daki tüm izleyiciler. Biliyorsunuz Euro 2008 Haziran'da başlıyor Avusturya'da ve İsviçre'de ama Avrupa'da 7 günde Euro 2008'i şimdiden ateşledik ve bununla ilgili de bazı VTR'lerimiz olacak. Artı yine programımızın ilerleyen dakikalarında Euro 2008'in bu ilk taraftar ürünlerinden de telefon açanlara daha sonra vereceğiz telefon numaralarını, hangi telefon olduğunu bildireceğiz. 10 kişiye de bu ürünlerden birer adet de adreslerine göndereceğiz Avrupa'ya. Tabii her hafta olduğu gibi yine Avrupa'da 7 gün Bağdat kampanyası devam ediyor. Ve bu çerçevede de yine ilerleyen dakikalarda vereceğimiz telefon numarasından arayan ilk izleyicimize Bağdat'tan 7 günlük bir ihtiyaç kolisi geliyor. Ama bu haftadan itibaren bir artısı da olacak. Onu da yine ilerleyen dakikalarda Bağdat'ın yönetim kurulu başkanı Mustafa Bağdat'tan anlatacak. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta haber turumuza önce Hollanda'dan başlıyoruz. Hollanda'da bir soykırım anıtı açıldı. Evet, bu soykırım anıtı Azerbaycan'ın Hocali bölgesinde Ermenistan'ın giriştiği katliamla ilgili bir anıt ve bu anıt Lahey'de açıldı. Arkadaşımız Ali Okşak da bu açılışla ilgili toplantıya katıldı. Hep birlikte haberini izleyelim. Müslüman din kardeşlerimiz. 1992 yılında Ermeniler tarafından hunharca katledilen ve Hocali katliamı olarak tarihe geçen Azeriler anısına Lahey'de bir anıt mezar dikildi. Azeri soykırımını sembolize eden ve geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan anıt mezar, Azerbaycan Türk Kültür Derneği'nin girişimleriyle gerçekleştirildi. Lahey'deki New Ekenduinen mezarlığında yapılan törene Azerbaycan, Türkiye ve Hollanda'dan çok sayıda diplomat ve bilim adamı katıldı.
Azerbaycan'ın Lahey Büyükelçisi Fuat İskenderov, Lahey'deki anıtın Hocalı katliamının Avrupa'daki ilk abidesi olduğuna dikkat çekerek, gelecekte yeni abideler dünyanın her yanına dikilecektir dedi. Yaklaşık